gelişmeleri ben de takip ediyorum. 7 yıl Avrupa Sendikalar Konfederasyonu yöneticiliği yaptım. Fransa'daki işçi sınıfının sınıf kavgasını, sınıf mücadelesini de yakından biliyorum. Can alıcı bir takım bu olaylar karşısında Fransa'da ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını koruma, kollama konusunda Fransa'daki sendikalar daha örgütlü, daha duyarlı. Dolayısıyla hükümet bir an önce geri adım atar diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte de Fransa'daki sendikalar hükümetin almak istediği bazı zam tedbirlerine karşı verdikleri mücadele sonrasında aldıkları zamı geri verilen zamları geri aldıklarını da ben biliyorum yani. Dolayısıyla şimdi tabii 3. Havalimanı'daki olaylara da değinecek olursak 3. Havalimanı'ndaki işçi arkadaşlarımız aslında sorunları bitmedi. Ben siz de hatırlarsanız buradaki yapmış olduğum programdan sonra 3. Havalimanı'ndaki işçi arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Onlarla beraber oldum. Çarşamba günü de 3. Havalimanı'ndaki işçi kardeşlerimiz ve DİSK'e bağlı Devrimci Yapı Sendikamızın genel başkanı çarşamba günü Gazi Osman Paşa'daki adliyede duruşmaya çıkacaklar. Ben de orada olacağım. Bu son gelişmeleri takip ediyorum. Hala geçmişte siz de burada konuştuğumuz gibi işçilerin maaşları verilmiyor. Orada bu işlerin bir an önce bitirilebilmesi için dayıbaşı dediğimiz yani şefler, ustabaşlar, postabaşlar işçilere çok baskı yapıyorlar. Dolayısıyla hala yattıkları yerlerde pireler var. Yani, değişen hiçbir şey olmadı. Üstelik de tutuklular devam ediyor. Tutuklulukları devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Dilerim çarşamba günü cezaevinde olan bu işçi arkadaşlarımız, başta DİSK'e bağlı Yapı Sendikamızın genel başkanı Özgür Karabulut tahliye olur diye düşünüyorum. Söylemek istediğim olay şu. Şimdi evet bir eser yaratacağız. Eser yaratacağız ama bunun bedeli çok büyük. Çok acı. Daha önce de söylemiştim ben bu işçilerle DİSK Genel Başkanı olduğum dönemlerde çok kez bir araya gelmiştim. Bilhassa yurt dışından gelen işçiler, onlar da insan. Dolayısıyla yani onların kimliğine bakılmaksızın Afganistanlı olur, Suriyeli olur, İranlı olur, Iraklı olur yani. Önemli olan... Çok acımasızca tabii. Bütün dünyada var ki şu an Fransa'da da eylemler devam ediyor. Yani işçilerin çalışma yaşamının gerilemesi gibi bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Bu küresel politikalarla bağlantılı herhalde. Bir hani Belçika'ya da sıçradı sonuçta Avrupa'daki rüzgar. Tabii Türkiye'den çok daha ilerideler oysa hani baktığımız zaman orada ilo işliyor da burada işlemiyor yani bakınca o kural ve kaideler açısından. Bu mücadelenin bütün dünyaya yayılma ihtimali ya da yeni bir işçi hakları mücadele alanı mı oluşuyor? Ne dersiniz? Ya şimdi küresel sermaye karşı mutlaka bir küresel direniş olması lazım. Bizim tabii ki örgütlerimiz var. ILO, ETUK, İTUK gibi. Yani ETUK, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu. Türkiye'deki işçi konfederasyonları, memur konfederasyonları da buraya üye. Dolayısıyla 90 ülkenin üye olduğu bir konfederasyon bana göre küresel sermayenin acımasız bir şekilde ortaya koymuş olduğu bu acı reçete karşısında küresel direnişini mutlaka örmeli. Bilhassa İTÜK. İTÜK'ün genel sekreteri Şeron, kendisini çok iyi tanıyorum. Yıllarca beraber çalıştık. Şimdi G20'lerde, yani G20'ler zirve, siz de biliyorsunuz. G20'lerde bir de L20'ler var. Nedir bu L20'ler? Dünyadaki çalışan işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını oralara taşıyan, dolayısıyla İTÜK'ün genel sekreteri bizden almış olduğu dosyaları G20'ler zirvesine taşıyan bir lider. Şimdi bana göre dünyada küresel sermayeye karşı bir başkaldırı varsa bu başkaldırı lokal anlamda olmamalı. Yani sadece Fransa'da, Türkiye'de, İngiltere'de, Amerika'da bunlar yaşanmıyor. Dünyanın bütün ülkelerinde yaşanıyorsa o zaman yapılması gereken tek şey küresel sermayeye karşı küresel direniş yapılması gerekir diye düşünüyorum. Örgütlü bir şekilde tabii.
Peki, Türkiye'deki sendikalaşmayı o zaman bir konuşmak gerekiyor. Siz tabii içinden geldiğiniz için biliyorsunuz ama mesela Türkiye'de Kargil işçileri olsun, Flormar olsun, sendikalı oldukları için işten atılan insanlar var ve onlarla ilgili mücadeleler yürüyor şu anda, sürüyor. Buna yönelik daha büyük kitlesel ve birçok sendikanın bir araya gelerek mücadele etmesi gerekmez mi? Ben hiç anlamıyorum. Yani bütün sendikaların sendikalaşmayı artırmak açısından birlikte hareket etmesi gerekir. Ya şimdi bir kere şunu söyleyeyim, hazır sözü getirmişken, İzmir'de tarış fabrikası var biliyorsunuz, meşhur tarış. Şimdi burada işçi arkadaşlarımız sadece Diske Bağlı Gıda Sendikası'na üye oldukları için bir ay önce işten atıldılar. Oysa ki buranın sahibi köylüler, buranın sahibi emekçiler. Ya burası ya birilerinin tek elinde olan bir fabrika değil. Binlerce, on binlerce Ege'deki emekçiler, köylüler bir kooperatif yukarıdan kurmuşlar. Yukarıdan bir basınç olunca, şunu hani atlamayalım, yukarıdan bir basınç olunca tabii ki her yere nüfuz etmeye başlıyor. Bu hak mücadelesi alanı oluşturuyor herkes. Oysa kendisi de emekçi. Emekçinin hakkını gasp etmek durumunda bir haberlere konu oluyor. Ne kadar yanlış ya, değil mi yani sonuç olarak? Ediyor ama bir de anayasayı da ihlal ediyor. Yani evet. Anayasanın 51. maddesine göre işçiler kendi özgür iradesiyle istedikleri sendikaya üye olabilirler. Bu arkadaşlarımız da Diske Bağlı Gıda Sendikası'na üye olmuşlar ve siz disiplin kurulu kararı olmadan onları işten atıyorsunuz. Disiplin kurulu kararı olmadan işçiyi işten atmak sosyal bir cinayettir. Dolayısıyla onlar bugün Ankara'ya gelecekler. Ankara'da mecliste onlarla beraber bir basın toplantısı yapacağım. Hı hı. Aynı zamanda sizin aracınızla bunu da duyurmuş olayım. Hı hı. Tarış işçileri bugün Ankara'ya geldiler. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12.30'da konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağım. Hazır İzmir'den söz edilmişken İzmir'de bir önemli konu daha var. Önemli konu ne biliyor musunuz? Şimdi İzmir'de %50 İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, %50 de Ulaştırma Bakanlığı'na, yani Devlet Demiryolları'na bağlı olan İzban. İzban her gün 500 bin yolcu taşıyor. Yani sabah işçileri, emekleri, hastaneye gidecek olan hastalarımızı, işe gidecek olan işte annelerimizi, babalarımızı ve çocuklarımızı işte kreşlere taşıyorlar. 500 bin yolcu kapasitesi olan İzmir'in en büyük toplu taşımalığını yapan İzban şirketinde çalışan işçi arkadaşlarımız toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşamadıkları için 10 Aralık'ta greve gidecekler. Yani 10 Aralık'ta İzban'da bir grev olursa, dolayısıyla her gün 500 bine yakın insanımız taşıt aracını kullanamayacaklar ve seyahat özgürlüğünü de bunların engellemiş olacak. Dolayısıyla ben sizin aracınızla Ulaştırma Bakanlığı'na buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Burası İzmir. Bu insanları sıkıntıya sokmamızın bana göre çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla bir an önce Ulaştırma Bakanı Demiryolu Sendikası'yla Devlet Demiryolu yöneticileri arasındaki bu toplu sözleşmenin bir an önce bitirilmesi ve işçi kardeşlerimizin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarının verilmesi. Ben inceledim, bir dosya aldım. İzmir milletvekillerine de birer dosya verdim. Şimdi İzban'da çalışan işçilerin %50'si açlık sınırı altında çalışıyor. %50'si ise açlık sınırının altında çalışıyor. Yani %50'si yoksulluk sınırı altında, %50'si de açlık sınırı altında çalışan bu işçilerin mutlaka sorunları çözülmeli. Grevin galibi olmaz. Yani dolayısıyla Ulaştırma Bakanı İzmir'deki İzban soruna bana göre el atmalı. Önümüzdeki dönemde çok büyük bir sıkıntı İzmir'i bekliyor. Siz de biliyorsunuz 31 Mart'ta yerel seçimler var. Ya seçimler öncesi de o güzelim İzmirlileri siyasi nedenlerden dolayı, ya yani siyasi kurbanı yapmama gerekir diye düşünüyorum. Evet, önümüzdeki süreçte bir mücadele alanı olacak. Dolayısıyla şimdi olayları tek tek bakarken, incelerken Türkiye'deki ekonomik ortamdan da bağımsız düşünmememiz gerekiyor. Şimdi bugün saat 11'de mesela DİSK Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması olacak. Bu hafta asgari ücretin belirleneceği hafta. Evet, asgari ücret için ilk toplantı yapılacak. Ve asgari ücret acaba 2000'nin üzerine çıkabilecek mi? Zira 2000 lira açlık sınırı
sınırı bu ülkede. Şimdi bu rakamlar açıklandıktan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta başlayacağı o görüşmelerle ilgili değerlendirmeye geçelim. Çünkü aslında sizinle bu konuyu konuşalım diye sözleşmiştik. Yaşanabilir bir ücret talep ediyor işçiler. Ama tabii Türkiye'deki çalışma yaşantısını ilgilendiren birçok sorunla beraber asgari ücret bir standart sunacak. Evet. Asgari ücretin uygulanmadığı da çok yaygın bir şekilde kimi zaman eleştiri konusu oluyor Türkiye'de ama o bir standarttır ve o standart da önemlidir. Dolayısıyla şimdi bu hafta yapılacak görüşmelerde gözler. Evet. 2019 asgari ücretinden önce Türk İş'in mesela bir çağrısı oldu. Türk İş ek zam olsun 2000'e çıksın ekonomik kriz, dolardaki artış, Türk lirasındaki erimeden dolayı bakanlarla görüştüler ama güçlü de bir ses çıkaramadılar ve böyle bir şey olmadı. Asgari ücret aynen devam etti. Şimdi 2000 lira istiyorlar, yani 2019 içinde 2000 lira istiyorlar gibi bir durum, evet, söz konusu. Sizin değerlendirmeniz ne olması gerekir asgari ücretin? Bu toplantılardan ne çıkmalı? Hemen sizin değerlendirmenizi alalım. Sema'cığım, bu asgari ücreti iliklerine kadar konuşalım isterseniz. Evet, yani Türkiye'de yani aynen. Asgari ücrette giden bana göre görüşmelerde, tespitlerde bana göre yanlış. Dolayısıyla bunu güzelce iliklerine kadar konuşmamız gerekiyor ki herkesin bana göre bunu iyi anlaması gerekir diye düşünüyorum. Ondan önce kısa bir şey söyleyeyim. Bugün biliyorsunuz Dünya Engeller Günü. Engelli olan arkadaşlarımız öndeki engellerin kaldırmasını ve engeller için kamuda, tabii onlara ait olan bu kontenjanların en iyi şekilde kullanılması, en büyük engel bize göre bir işsizlik. İki, sevgisizlik. Hem işsizlik hem de sevgisizlik engeli kaldırılmalı. Bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim insanlarımız. Bu dolayısıyla Dünya Engelliler Günü'nde engellileri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi asgari ücret tespit komisyonu 6 Aralık'ta toplanacak. Asgari ücret tespit komisyonu 6 Aralık'ta toplandığı gün bir işçi arkadaşımız, yani asgari ücretle çalışan arkadaşımızın da o komisyonda olması güzel bir şey. Ancak hatırlarsanız meclis açıldığında asgari ücret tespit komisyonu doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanması kötü bir şey. Yani asgari ücret tespit komisyonu içerisinde Türk İş var. Bir, Türkiye İşverenler Sendikası var. İki, bir de devletin temsili var. Üç, bana göre bu da eksik. Neden eksik? Çünkü burada işçileri temsil eden 3 konfederasyon var. Bu konfederasyonların içerisinde DİSK olmalı, Türk İş de olmalı, AK İş de olmalı ve onunla birlikte tabii ki asgari ücretle çalışan işçi arkadaşlarımız olmalı. Dolayısıyla şimdi bir hatırlatmada bulunayım. Hani yanlış giden bir şeyler var diyorum ya. Şimdi Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü ILO üyesi, değil mi? Şimdi İLO'nun kararlarında, İLO diyor ki asgari ücret tespit komisyonda 4 kişilik aile baz alınmalı. Ama Türkiye'ye geldiğimizde 4 kişilik aile baz alınmıyor. Türkiye'de sadece bir işçi üzerinden asgari ücret tespit komisyonu karar veriyor ve dolayısıyla onun üzerinden yüzdelikler yapılmaya çalışıyor. Şimdi şöyle düşünün, 7 milyon üzerinde asgari asgari ücretle çalışan işçi var. 7 milyon üzerinde çalışan bu işçinin, biz de araştırma yaptık, %70'i evli. Dolayısıyla bundan en azından bir ailesi var. Bazısının bir çocuğu var, bazısının 3 çocuğu var. Kiminin biliyorsunuz 5-6 çocukları var. Şimdi asgari ücretli çalışan 7 milyona işçi sanki bekarmış gibi. Bu arkadaşlarımız üzerinde bu şekilde asgari ücret tespit komisyonu bana göre veremez. Dolayısıyla bir daha söylüyorum, dünyada ve Avrupa'da 4 kişilik aile üzerinden asgari ücret tespit komisyonu bir karar veriyorsa, Türkiye'de buna uymak konumunda, neden uymak konumunda? Çünkü biz Uluslararası Çalışma Örgütü üyesiyiz. Bir ikinci şey, zaman zaman siz de mesela duymuşsunuzdur, diyor ki OECD ülkelerindeki çalışan asgari ücretli işçilerden biz daha fazla ücret veriyoruz. Oysa öyle değil. Bakın araştırmalara, bakın istatistiklere, İLO'nun istatistiklerine bakın. İLO'nun istatistikleri ortaya ne çıkıyor biliyor musun? Türkiye'de çalışan asgari ücretli işçiler İLO üyesi olan ülkelerde çalışan asgari ücretlerin 17. sırasında.
Yani biz sonuncu sıralardayız yani. Nereden çıkmış yani OECD ülkelerinde çalışan asgari ücretli işçilerin üzerinde biz ücret veriyormuşuz veya ücret... Harcama brütünü gösteriyorlar herhalde. Brütüne bakarak bakıyorlar. Oysa ki oradan da vergi alımları, işte sürekli tasarrufu ve en son BES çıkardılar ya. Evet. İşçilerin rakamları üzerinden sürekli tasarruf ediyor birileri. Bir şeyler yapıyorlar ama o brütü vermiyorsunuz ki siz sonuçta. Şimdi o verilmediği gibi bir de şöyle bir şey var. Bir başka istatistikten ben size bahsedeyim. Şimdi Avrupa Birliği'nde asgari ücretle çalışan işçiler var. Bir de Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçiler var. Bunun bir alım gücü var. Avrupa Birliği istatistiklerine baktığımızda Avrupa Birliği içerisindeki çalışan işçiler Türkiye'deki çalışan işçilerden satın alma gücü. Yani buradan kitap alacaksınız veya ekmek alacaksınız, su parası alacaksınız. Satın alma gücüdür bu. Yani siz eğer Avrupa'da asgari ücretle çalışıyorsanız Türkiye'deki asgari ücretten 2,5 kat daha fazla satın alma gücünüz var. Hadise bu kadar basit. Yani bizimkiler zaman zaman televizyonlarda izliyorum ki canım da sıkılıyor. Yani yalan söylemeye gerek yok. Biz gerçekleri konuşalım ve doğruları konuşalım. Şimdi bir başka şey baktığımızda Avrupa'da asgari ücretliden vergi alınmıyor. Şimdi Türkiye'de asgari ücretli çalışan arkadaşlarımızdan vergi alınıyor. Biraz kaldı önce ki okudum, bir yıldan bir gün manşete taşımıştı. Öyle mi? Maliye Bakanlığı'nın vergi harcamaları raporunda diyor ki SGK primleriyle beraber 30 milyar lira vergi ödendi 2017'de. Sermaye gelirlerine aynı dönemde 126 milyarlık muafiyet getirildi. Yani 30 milyar asgari ücretlinin üzerinden vergi temini sağlanıyor. Ama sürekli iş adamları ya da o asgari ücretlinin ücretini ödeyenlere ise muafiyetler getiriliyor. Ücretli başına vergi harcamasının maliyeti 700 liraymış. Şimdi bak 30 milyar asgari ücretlerin vergi alıyorsunuz değil mi? Şimdi bir başka şey şöyle, vergi sistemi gerçekten çok adaletsizlik. Şimdi Ocak ayı gelecek. Şimdi Ocak ayında maaş bodrosuyla çalışan işçilere bir zam verecekler değil mi? Şimdi bir zam verildiği zaman atıyorum ortalama işte 2000 lira maaş alacaksınız. Nereden başlıyor verginiz? %10'dan başlıyor. İşte %10, %15, %20, %25, %28. Peki Temmuz ayından sonra maaşınız ne oluyor? Maaş o zaman 2000 lira değil ki. Maaşınız 1500 lira iniyor. Ya olacak iş değil. Bir akıl tutulması var. Yani siz şimdi 2000 lira Ocak ayında bir maaş alıyorsanız gidiyorsunuz bir kiralık ev tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim maaşım 2000 lira. İşte mutfak masrafları, elektrik masrafları, su masrafları, işte eğitim masrafları onların bir kalemini yapıyorsunuz. Ve dolayısıyla bu şekilde de çalışmaya başlıyorsunuz. Ama Temmuz, Ağustos deyince eyvah diyorsunuz. 500 eksikle çalışmalara devam ediyor. Olmaz böyle bir şey. Şimdi Avrupa'da ne var biliyor musunuz? Avrupa'da şöyle bir şey var. Bir, ekonomik krizden. İki, enflasyondan. Yaşanan kayıplardan dolayı ki Türkiye'de bu yıl %35'lere varan ekonomik kayıplar oldu. Ekonomik kayıpların yaralarını sarmak için eşel mobil sistemi uygulanıyor Avrupa'da bazı ülkelerde. Eşel mobil sistemi. Yani ekonomik kriz nereden kaynaklanıyor? Beceriksiz hükümetlerden dolayı kaynaklanıyor. Onun beceriksizliğinin bedelini ben mi çekeceğim canım? O zaman beceriksiz bir hükümet varsa o onu ilgilendirir, bedelini o ödesin ama eşel mobil sistemiyle ekonomik krizden dolayı bir de enflasyondan dolayı ne kadar bizim kayıplarımız varsa o kayıplar başta çalışanların ve emeklilerin kayıpları uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir başka şey hatırlarsanız geçmiş dönemlerde biz fiş topluyorduk değil mi? Fatura topluyorduk. Patronlara veriyorduk, yani işverenlere veriyorduk. Onlar da her ay sonu bize vergi iadesi veriyordu. Bu akıllı AKP kaldırdı. Onu kaldırdı. Ne yaptı biliyor musunuz onu? Onu ne yaptı? Onu asgari ücretin içerisine koydu. Yani eskiden biz asgari ücret net maaşın ekstra dışında alıyorduk. Maaşın dışında bir vergi iadesi alıyorduk. Şimdi onu asgari ücretin içerisine koydu. Ne diyorlar buna? AGI. Yani asgari geçim indirimi. Şimdi bu yetmiyormuş gibi bir de asgari ücretin biraz evvel de sen de söyledin 30 milyar da vergi alıyorsan ne kaldı geriye o zaman? Ne kaldı geriye? Ya dolayısıyla şimdi baktığımızda bir de şöyle bir şey var. Hani adaletsizlikten söz ettik ya. Şimdi
Ben memur arkadaşlarımızın çok fazla ücret aldığı kanısında değilim. Ama baktığımızda en düşük asgari ücrete çalışan memur arkadaşlarımız 2000 liranın üzerinde maaş alıyorlar. Ben çok fazla aldıklarını iddia etmiyorum. Öyle bir şey yok. Ama niye memura ayrı asgari ücret, işçiye ayrı asgari ücret? Neden? Niçin? Niye bir standardı yok ya da emekliye? Niçin yani? O zaman şöyle yapmak lazım. Yani hala asgari ücretin altında emekli maaşı alan insanlar var yani. Evet. Şimdi 7 milyona yakın asgari ücretimiz varsa, 3 milyona yakın da memurun varsa, ortalama olarak söylüyorum, biz bir araya geliriz, işçi temsilcileri de olur, memur sendikaları da olur. Ortak tek asgari ücret, insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş asgari ücretle çalışan arkadaşlarımıza mutlaka verilmelidir diye düşünüyorum. Şimdi bunları söylerken tabii baktığımızda ya enflasyona bakıyorsun, enflasyon %25 değil mi resmi rakamlara göre. Şimdi onun dışında pazara çıktığın zaman abi bakıyorsun %50'yi buluyor. %50'yi buluyor. Şimdi ben geçen hafta İzmir'deydim. Normal bir mahalleye gittim. Dedim ki bak ben pazartesi günü Semra Hanım'ın programına çıkacağım. Asgari ücretle ilgili bir program yapacağız. Sizin dedim giderlerinizi bir sorabilir miyim dedim. Yani aranızda asgari ücretli çalışan işçi arkadaşlarımız varsa hemen 3-5 kişi geldi. Başkan dedi biz hepimiz asgari ücretle çalışıyoruz. Hani kendileri sorular. Ben sadece orada, bak ben size sadece orada onlarla konuşarak bu halkın tespiti. Yani böyle bir istatistik falan değil. Dedim ki siz kirada mı oturuyorsunuz? Ve ben daha önce de biliyordum %70'i. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarım %70'i kirada oturuyorlar. Şimdi kira bedeli 1000 lira. Elektrik 1000 lira, 100 lira pardon. Su 100 lira. Doğalgaz 300 lira. Ulaşım 150 lira. Mutfak 500 lira. Eğitim 300 lira. Sağlık yok. Sosyal etkinlik yok. Çay kahve yok. Toplam 2450 lira. Asgari ücret 1600 3 lira. Şimdi 1603 liradan bahsetmişken bir de biliyorsunuz 1 milyona yakın kamuda, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan 1 milyona yakın daha önce taşeron şimdi şirket işçileri var. Hatırlayın meclis açılır açılmaz 696 sayılı yasayla ne dediler? 1 milyona yakın şirket işçisine toplu sözleşme yok. 4 ikramiye yok. Sosyal hakları yok, sendika yok, sadece 2020 yılına kadar %4 artı %4. Ya şimdi Ocak ayında siz kanun hükmünde kararname ile 1 milyona yakın şirket işçisine %4 vereceksiniz. Kaç para yapar %4? 64 lira para yapar ya. Ya siz bu 1603 liraya 60 liraya da koysanız 2000 lira bile koyamıyorsunuz efendim, yani üstüne 100 lira bile koyamamış oluyorsunuz. 100 lira bile zam vermemiş oluyorsunuz ve kaldı ki biraz evvel de saydığım yani asgari ücretle çalışan bir arkadaşımın biraz evvel de burada da söyledim. Yani diyoruz ki sen sokağa çıkma, kahveye çıkma. Yani bu arkadaşlarımız... Bu arkadaşların hiçbir sosyal hayatı olmayacak mı yani? Ya bu insanlar kahveye gidip işte bir çay içmeyecek mi? Arkadaşlarla hafta sonları bir araya gidip ortak birlikte bir yemek yemeyecekler mi ya? Ya bu noktaya bu insanları getirme senin hakkın var mı? Ama bir başka şey baktığımızda tabii biraz sonra isterseniz bunları da konuşuruz. Siz 551 milyar doları siz betona gömüyorsunuz. Betona bunu gömdükten sonra da bir de bakıyoruz ki et ithal, saman ithal, nohut ithal, mercimek ithal. Ya keşke bunu siz köylüye, efendim tarıma, çiftçiye vermiş olsaydınız da yani bunları ithal etmemiş olsaydık, ihraç etmiş olsaydık yani. Ben geçen hafta değer yaratmak için harcayın o paraları değil mi? Betona gömdü diyorsunuz ama orada da Cengiz Limak, Kolin İnşaat falan gibi iktidar yandaşı firmalara gömülmüş oluyor o paralar zaten aktarılmış oluyor onu anlıyoruz da. Gömülmüş oluyor ama şimdi şöyle bir şey var. Atatürk'ün güzel bir sözü var. Atatürk diyor ki gelecek gençler de öğretmenlerin eseridir. Ama baktığımızda öğretmenlerimiz 500 bine yakın
öğretmen ataması yapılmadığından dolayı intihar ediyorlar. 7 milyonu buldu işsizlik. Siz de biliyorsunuz. Havuz medyada bunu göremezsiniz. İşçiler işsiz kaldığı için, işten atıldığı için artık intihar ediyorlar. Bunları siz de biliyorsunuz. Ya Türkiye bu noktaya geldi. Ve dolayısıyla artık 52 ülkeyle ekonomik anlamda, siyasi anlamda küs olduğumuzdan dolayı fabrikalar ürettiklerini ihraç edemiyorlar. Edemeyince korkunç bir istihdam daralması var. Şimdi istihdam daralmasının sonu nedir? Açlık, işsizlik, sefalettir. Üretimden kopmuş bir Türkiye'dir yani. Biz geçmişte hatırlarsanız burada barın barın bağırmıştık. Ben bu televizyon kanallarından kotalar gelecek dönemlerde korkunç derecede tarıma, köylüye, çiftçiye en büyük bir darbe yapılacak diye söylemiştim. Burada söylemiştim. Notlarımda var benim bu. Ne oldu peki? Pamukta kota, tütünde kota, pancarda kota. Sonumuz ne oldu? 3,5 milyon köylü köylerini bıraktı, şehirlere geldi. Buyurun size 3,5 milyon işsiz. Ve dolayısıyla köylü perişan. Geçen hafta Seferihisar'daydım ben. Festivale katıldım. Seferihisar'ın biliyorsunuz... Eğlenceli bir şeye gittiğinizi düşündünüz tabii. Festival olunca adı üstünde. Ya tabii orada mandalin festivali, portakal festivali. Ya şimdi düşün, köylülerle görüştüm. Zeytinlerini bırakmışlar. Ya diyorlar ki biz bu zeytini toplasak ne olur? Ve dolayısıyla her taraf mandalin, her taraf portakal, bütün sokaklar. Dün bunları ihraç ediyorlarmış. Kahvelere girdim. Ya neredeyse bana karşı o kadar çok tepkiler ki. Ya ben AKP vekili değilim dedim ya. Ben Cumhuriyet Halk Partisi vekiliyim. Yani dolayısıyla bu kanalları açacak olan mevcut AKP hükümetidir. Ama AKP hükümeti tıkandı kaldı. Dolayısıyla bir görseniz Seferihisar'da, dünya çapında mandalinleri var. Bilmiyorum, biliyor musunuz yani. Orada harika bir festival oldu ama her taraf mandalin dolu. Neden? Beceriksiz bir hükümet. İç politika, dış politika çökmüş. Hani biraz evvel dedim ya, Mustafa Kemal'in güzel bir sözü var. Diyor ki, gelecek gençlerin, gençlerse öğretmenlerin eseri. Çok güzel bir cümle. İyi ama 2,5 milyona yakın üniversiteden gelen, üniversiteli gençler ve dolayısıyla askerden gelen gençler işsiz. Ne yapıyorlar son dönemlerde biliyor musun? Patronlarla pazarlık yapıyorlar. Diyorlar ki, vergi sigortayı sakın devlete verme, onları bana ver. Neden? Çünkü emeklilik 65. Ben 65 yaşına kadar yaşayamam diyor. 1603 lira asgari ücret. Ben bununla da geçinemem diyor. Dolayısıyla bunu bana ver ve ben de burada çalışayım diyor. Şimdi bunu anlatırken çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musun? Biz bu toprakların çocuğuyuz. Ve dolayısıyla Türkiye'de %35 oranda kayıt dışı. %35 oranlarına bulmuş kayıt dışı. Ben de diyorum ki, kürsüden de aykırıyorum. Ya gelin %35'i %5'e indirelim. Nasıl 5'e indireceğiz? Şöyle indireceğiz. Eğer siz Türkiye'deki çalışan işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerinin önünü açarsanız, Türkiye'deki %35 oranındaki kayıt dışını biz %5'lere indiririz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim asgari ücrete. Ya bu asgari ücret 1603 lira olduğu müddetçe bu insanları biz yaşarken öldürmüş oluruz. Nasıl yaşarken öldürmüş oluruz? Şimdi TÜİK bir araştırma yapıyor değil mi? Neye göre araştırma yapıyor? TÜİK, yani asgari ücret tespit komisyonu belirlemeden önce insan yaşam standartlarına göre bir araştırma yapıyor. Ne anlama geliyor bu? Bir işçi sabah işbaşı yaptığında akşama kadar çalışmış olduğu iş yerinde vermiş olduğu enerjiyi ve vermiş olduğu kaloriyi alması gerekiyor. Eğer o vermiş olduğu enerjiyi, vermiş olduğu kaloriyi alamazsa her gün yavaş yavaş yaşarken ölmüş olur. Dolayısıyla şimdi ne anlatmak istedim? Bu işçi kardeşlerimiz yaşarken ölmemesi için sabah, öğlen, akşam dengeli beslenmesi lazım. O zaman TÜİK diyor ki, eğer siz bu çalışan işçileri yoksulluk altında bırakmak istemiyorsanız, dolayısıyla 6 bin lira her ay maaş vermelisiniz bunlara. Açlık sınırı altında çalıştırmak istemiyorsanız, yaşarken asgari ücretleri öldürmek istemiyorsanız, bunlara sizin her ay en az 2500-3000 lira maaş vermeniz gerekir diyor. Ben söylemiyorum bunu.
Yine devlete bağlı olan devletin kurumu dediğin gibi kuruluşlar söylüyor. O zaman şunu yapmak lazım. Şimdi Türkiye'nin en büyük toplu görüşmeleri 6 Aralık'ta başlayacak. 6 Aralık'ta 7 milyona yakın asgari ücretle çalışan arkadaşımızı sadece 7 milyon olarak hesap etmemek lazım. Onların çocukları var, onların aileleri var. Yani en az 15 milyona yakın insanımız insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir müjdeli habere ihtiyaçları var. Gelin o zaman hep birlikte fuzuli olan bir takım giderler var. Ya burada polemik yapmak istemiyorum ama sarayın yıllık gideri 1,5 milyarı bulmuş ya. Yıllık geliri 1,5 milyarı ya, bulmuş. Kaynak sorunu yaşamıyor zaten Türkiye. O çok açık görülüyor. Bu asgari ücret tespit komisyonunu daha çok konuşacağız. Asgari ücreti daha çok konuşacağız Kani Beko ama çalışma yaşantısında emekçilerin de gözü bu toplantılarda olacak. Hı hı. Bir yandan da herhalde Fransa'dan gelen o haberlerle beraber çalışma yaşamında bütün dünyada esen hak mücadelesi rüzgarını da konuşacağız. Öyle görünüyor. Bir video hazırlanmış sosyal medyada dağılıyor. Henüz gelmedi mi? Peki daha sonra yayınlayalım o zaman. Sizi uğurlayacağız Sayın Beko. Ardından programımız devam edecek. Şunu sadece ben hani belki söylemek istersiniz siz de. Belli ki dünyada bir hak mücadelesi rüzgarı o neoliberal ırkçılık rüzgarına karşı oluşmaya başlıyor. Önümüzdeki süreçte etkileyecek gibi hissetmeye başladım Fransa'dan gelen görüntülerle beraber. Her ne kadar orada bir sert müdahale söz konusu olsa da bütün dünyanın gözü tabii ki orada itiraz eden, hak mücadelesi sergileyen emekçilerin tavrında ve tarzında. Bakalım ne olacak diye düşünüyorum. Sizin de bu anlamda bir yorumunuz olacaktır diye tahmin ederek. Şimdi benim anladığım şey şu. Başta Türkiye ve dünyada işçi hareketleri ve memurlar gerçekten biraz parçalanmış ve dolayısıyla örgütsüz bir konumdayız. Yani ben şöyle ifade etmek istiyorum. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz. Bizim mevcut siyasal iktidarlara karşı, küresel sermayeye karşı, mutlaka ama mutlaka siyasal iktidarlara karşı toplumsal muhalefetin içerisinde emek, demokrasi, barış, kardeşlik, adalet, sendikal, hak, özgürlükler mücadelesi verenlerin artık bir araya gelmesi lazım. Yani ben şunu söyleyeyim. Şimdi sendika ayrımı yapmaksın söylüyorum. Bazı siz de biliyorsunuz mevcut hükümete karşı çok yakın olan sendikalar var. Değil mi? Ya şimdi asgari ücret 1603 lira. Anladığım kadarıyla işte 50-60 lira bir zam verilecek gibi görünüyor. Neden? 696 sayılı yasa çıkarıldığında %4 olarak kamuda, özel idarelerde ve belediyelerdeki çalışan arkadaşlarımıza refah gördüler. Doğru mu? Doğru değil. O zaman hepimiz baş kaldırmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Yani burada sendikalı veya sendikasız işçilerin tamamı toplumsal muhalefetin içerisinde iş, ekmek, demokrasi, özgürlük için yan yana, omuz omuza birlikte gelemezsek yarın çok geç kalacağız. Ya ne istiyoruz biz? İnsan gibi yaşamak istiyoruz değil mi? Eğer insan gibi hepimiz yaşamak istiyorsak o zaman yapılması gereken tek şey biricik örgütlerimiz olan sendikalarda örgütlenerek Avrupa biraz daha çıtayı yükseltmiş. Yani Avrupa'daki sendikalaşma oranlarının başta İsveç'ten bir örnek verecek olursak %95 oranda örgütlenme var. Ama Türkiye'de hala %10 oranda bir örgütlenme, %10 oranda bir örgütlenmeyle biz çok fazla yol alamayız. Evet, ve de hep birlikte mücadele etmek gerekiyor sonuçta. Hangi sendika olursa olsun yan yana durması gerekir diye düşünürüm. Ben bu anlamda büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Çok teşekkür ediyoruz Kani Bey. Yine görüşünceye dek diyelim, sizi uğurlayalım. Programımız devam edecek sevgili dostlar. Saat başında yine karşınızda olacağız. Tabii güne yansıyan önemli gelişmeler var paylaşmak istediğimiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.